Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Aslında bu inceleme videosunu yaklaşık 7-8 ay önce çekmem gerekiyordu. Ta İzmir'deki evde gelmişti bu filamentler. Yazıcıyla birlikte gelmişti. Bu harika filamentleri ve dünyanın en sessiz yazıcısını bize gönderen 3 eksen firmasına tekrardan bu video sayesinde teşekkür ediyorum. Bugünkü konumuz sessiz yazıcı değil. Zaten bu yazıcının inceleme videosu kanalımda mevcut. Orada bu filamentlerden bahsetmiştim kısaca ve bu filamentler inceleyeceğimizi söylemiştik. Bu video her ne kadar filament inceleme videosu da olsa yaklaşık 5-6 yıldır 3D yazıcı kullanıyorum. Elimden onlarca makara filament geçti. Bugüne kadar filamentlerle ilgili yaşadığım ve öğrendiğim tecrübeleri sizlere aktarmak istiyorum. Genelde hobi amaçlı, merak amaçlı 3D yazıcı alan arkadaşların aşina olduğu iki çeşit filament vardır. ABS ve PLA filamentler. Daha değişik amaçlarla üretilen çok sayıda filament günümüzde mevcut. Piyasada şu anda en çok kullanılan PLA, ABS, ASA, PETKI, FLEX, karbon fiber, destek ve mühendislik filamentler, yani özel amaçla yapılmış çok sayıda filament piyasada şu anda satılmaktadır. Özellikle hobi amaçlı ev kullanıcılarının en çok tercih ettiği PLA filamentler. Onlarca makara filament kullandım. Bunların %90'ı PLA diyebilirim. Filament seçerken bir şeye daha dikkat ediyoruz. Yazıcımızın fonksiyonlarını iyi bilmemiz lazım. Üst segment, yani profesyonel bir yazıcı değilse, giriş seviyesi bir yazıcıysa, bu tarz yazıcılarda kesinlikle diğer filamentlere hiç bakmanızı tavsiye etmiyorum. Özellikle giriş seviyesi yazıcılarda kalitesiz bir filament kullandığınız zaman iyi bir baskı elde etmeniz söz konusu bile değil. 3 boyutlu yazıcılarımızın da kaliteli olması gerekiyor. Yaklaşık 6 yıldır 3D yazıcılarla baskı yapıyorum. Sadece 3 filament kullandım bugüne kadar. PLA ve ABS. Üçüncüsü de özel amaçla üretilmiş fosforlu bir filament kullandım. Bu fosforlu filamentleri her yerde kullanmamız gerekmiyor. Örneğin şu anda kanalımda da videosu olan güzel bir saat var. O saatin rakamlarını bu filamentle bastık. Bu tarz filamentler biraz pahalı filamentler. Her yerde kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Sadece fosfor gerektiren yerlerde kullanmamız gereken bir filament. Bu filamenti kullandıktan sonra dışarıda bıraktığınız zaman fazla değil, bir hafta sonra filamentin uç kısmı, yani dışarıda kalan kısımları çubuk makarna gibi kırılmaya başlayacaktır. Filamenti kullandıktan sonra kesinlikle ve kesinlikle iyi şekilde muhafaza etmemiz gerekiyor. Örneğin bir baskı yaptınız. Uzun süre baskı yapmayacaksınız. Filamenti kesinlikle yazıcının üzerinde bırakmanızı tavsiye etmiyorum. Yazıcının üzerinden çıkarıyoruz. Eğer imkanınız varsa vakumlu bir ambalaj içerisine alıp kutusuna koyup güneş görmeyen bir yerde muhafaza etmenizi tavsiye ediyorum. Bu kutuyla birlikte çok merak ettiğim TIPU, yani esnek filamentle de tanışmış olduk. Şu anda bir siyah bir de gri esnek filamentimiz var. Yazıcının inceleme videosunda ilk baskı bu TIPU, yani esnek filamentle güzel bir vazo yapmıştık. Esnek filamentten hortumu bastıktan sonra, hani derler ya, gözlerime inanamadım, mükemmel bir sonuç veriyor. Bildiğiniz hortum bastık arkadaşlar. Gerek canlı yayınlarda gerek videoların altındaki yorumlarda çok sık sorulan sorulardan birisi de kaliteli bir filament nasıl anlaşılır? Filamentin kalitesini anlamanın en kolay yollarından birisi, en başta satın alırken fiyatına dikkat etmelisiniz. Piyasanın çok altında fiyatlarla filament satılıyorsa kesinlikle bedava dahi verseler makinenizi alıp takmayın. Zira ucuz filamentler maalesef makinelerimizin ömrünü de kısaltıyor. Makineyi aldığınızda pişman oluyorsunuz. Zaman zaman bana yorumlar yazıyorsunuz. Necdet abi, yazıcı aldım. Yazıcı aldığıma pişman oldum. Neredeyse camdan atacağım. Özellikle kullandığınız yazıcı giriş seviyesi bir yazıcıysa PLA'dan başka filament kesinlikle tavsiye etmiyorum. PLA dışında üretilen özel üretim filamentler üst segment yazıcılar için üretildiği için giriş seviyesi yazıcılarda maalesef bu tarz filamentler kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. Örnek verecek olursak bizim kullandığımız esnek filamenti giriş seviye bir yazıcıyla basmanız söz konusu bile değil. Özellikle bu tarz baskılar için yazıcınızın ekstrüderi de o derece özel olması lazım. Adı üstünde özel filamentler bunlar. Gerek hobi amaçlı gerek iş amaçlı karar verdiğiniz yazıcı aldınız ve yazıcının yeri de çok önemli. Özellikle PLA dışı baskılar yapmak istiyorsunuzsa mutlaka yazıcınızın bulunduğu yer havalı bir yer olması lazım. Yani oturma
odası gibi yaşam alanlarında kesinlikle PLA dışında diğer filamentleri çalışmanızı tavsiye etmiyorum. ABS filament aşırı derecede gaz salıyor ve koku salıyor. Yani yazıcının baskı yaptığı alanda kapalı bir alansa 10 dakikadan fazla durduğunuz zaman zaten rahatsız olduğunuzu hissediyorsunuz. PLA filamentlerde rahatsız edebiliyor. Bu da az önce söylediğim gibi ucuza satılan PLA filamentlerden maalesef kullanılan boyalar vesaire kalitesiz olduğu için onlarda da aşırı derecede koku ve gaz salınımı olabiliyor. Ama imkanınız varsa, yeriniz müsaitse kesinlikle PLA da olsa diğer filamentleri de yazsanız yazıcılar için özel bir alan oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Filamentlerle ilgili sık sorulan sorulardan birisi de tabla yapışma sorunu. Bunu hepimiz yaşamışızdır. Ben de çok yaşadım. Özellikle geniş alanlı tablolarda, uzun süreli baskılarda, yani geniş baskılarda bir zaman sonra kenarlardan kıvrılma meydana geliyor. Bunun sebebi de kesinlikle yapıştırıcı. Sağlam bir yapıştırıcı kullanmalısınız. Kırtasiyelerde satılan flit yapıştırıcılarını kesinlikle kullanmıyorsunuz. Benim çekmecede en az 10-15 tane o tarz flit böyle bekliyor. Aldım, denedim. Hiçbirisi olmadı. 3D yazıcı tablaları için özel üretilmiş flitler kullanmalısınız. Bir de az önce dediğim gibi tabla ısırarına çok dikkat etmelisiniz. Özellikle tablodan ayrılma, kıvrılma gibi sorunları ABS filamentlerde çok yaşıyoruz. Giriş seviyesi bir yazıcıyla PLA'nın dışında ABS veya diğer filamentleri kesinlikle kullanmayınız. Videonun fazla da uzun olmasını istemiyorum. Filamentlerle ilgili olsun, tablayla ilgili olsun, nozul ile ilgili olsun. Videonun yorumlar kısmına soru olarak yazabilirsiniz. Özellikle bu videoya gelen yorumları cevaplamaya çalışacağım arkadaşlar. Ve filamentlerde yaşadığımız olaylardan birisi de, can sıkıcı olaylardan birisi de filamentimizin dolaşması. Zaman zaman filamenti değiştirdiğimiz zaman uç kısmını kesinlikle kaçırmıyoruz. Yani makineden, nozuldan çıkardığımız zaman bu kısmını sıkı bir şekilde tutuyoruz. Makaramızın üzerinde iki tarafında da ikili delikler var. Bu delikler üzerinden filamentimizin uç kısmını kilitliyoruz. Bu durumda filamentimiz dolaşmamış oluyor. Bunlara da çok dikkat etmemiz gerekiyor. Günümüzde kullandığımız filamentlerin ağırlığından da kısaca bahsetmek istiyorum. Genelde filamentler 1 kilo olarak üretiliyor. 500 gram olanları da var. 1 kilo filamentin karşılığında kaç metre olduğunu da görebiliyorsunuz. 1 kilo filament 328 metreymiş. 750 gram 246, 500 gram 164 metre, 250 gram filament ise 82 metre olduğunu buradan görebiliyoruz. Videoya başlarken bu yazıcı ve bu filamentleri bize gönderen 3 Eksen firmasına teşekkür etmiştik. Tekrardan bu güzel filamentleri, kaliteli filamentleri bize gönderdiği için 3 Eksen firmasına teşekkür ediyoruz. Hangi filamentler geldi onları da görelim, kısaca videomuza son verelim. Bize gelen kutuda 10 makara filament vardı. En çok hoşuma giden de bu filament arkadaşlar. Bunu henüz açmadım, kullanmadım. İlerleyen dönemlerde bu filamentle güzel bir proje yapabiliriz. Büyük bir proje yapabiliriz. Rainbow, yani gökkuşağı bir filament. Gördüğünüz gibi renkli renkli. Çok merak ediyorum. İlk defa kullanacağım çünkü bugüne kadar hiç kullanmadım. İkinci makaramız, bu da PLA bir filament. Red Cooper, kırmızı bakır. Bu da harika bir filament. Şöyle baktığınız zaman zaten kalitesini anlayabiliyorsunuz. Bununla bir baskı yapmıştım. Telefon standı yapmıştım. Videosu yok sanırım. Öylesine basmıştım. Üçüncü olarak bu da PLA bronz. Üzerine şöyle baktığınız zaman kaliteli bir filament olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bu filamentlerde ilerleyen dönemlerde çok sayıda içerikler yapacağım. İzleyeceksiniz arkadaşlar. Bunu da açmamışız. Bu da beyaz filament. Bu da PLA, natürel beyaz. Beşinci makaramızda siyah filament. Bu da normal PLA bir filament. Altıncı makaramızda siyah renk tepuğu filament, yani esnek filament. Bununla giyilebilir bir mont bile üretebiliriz. Bakar mısınız? Yumuşacık. Gerçekten mükemmel bir kaliteye sahip arkadaşlar. Bundan biraz önce bahsetmiştim. Fosforlu filament, bunu her yerde kullanmıyoruz. Zira pahalı bir filament. Saat kadranı gibi, saat rakamı gibi böyle belirgin olmasını istediğiniz alanlarda, özel alanlarda kullanabilirsiniz. Ve elimde çok özel bir filament de var. PLA Gold, altın rengi. Mükemmel bir filament. Bununla da özel bir içerik her an gelebilir. 10. ve sonuncu makaramız. Bu makarayı bu yazıcının inceleme videosunda kullanmıştım. Harika bir vazo basmıştık.
Umarım faydalı bir video olmuştur. Allah izin verirse önümüzdeki günlerde bu filamentlerde buna benzer güzel içerikleri yapmaya devam edeceğiz. Buna benzer içerikler izlemek istiyorsunuzsa kanalımızı takip edebilirsiniz. Aynı zamanda bu ürünlere ait linkler videonun açıklama kısmında olacaktır. O linkten girerek bu filamentleri ve kullandığımız yazıcıyı inceleyerek sizler de satın alabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Sağlıklı ve bol kazançlı günlerde görüşmek ve buluşmak üzere. Hoşça kalın. Filamentlerle ilgili anlatacak çok şey var. Videonun fazla uzun olmasını da istemediğim için filamentlerle ilgili, yazıcılarla ilgili aklınızdaki soruları videonun yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar.